Hazır mıyız? Başlatıyorum Varsa tuttun da yoksa... Hazırım. Akıttım. Yakala! Yakala bu olayı! Alkışla al yavrum! Abi sus! Beni arama lan! Numara yok! Ben de var galiba. Aaa! Yapmayacağım hakkı! Şöyle gidip kafa atan adamın adı neydi? He? Şöyle gidiyor kafa atıyor asker. Rhino. Rus, Rusça konuşuyoruz. Asker ha. Diyor. Yani Rhino ama Rus olan Rus'tu. Neydi? Zinedine Zidane değil mi o kafa attı? Abi o Zidane futbolcu ama bu başka bir şey galiba. Rus'ta değil ki Zidane yani. Aynen. Dihlo 101 çalıştığım için yeni yılı yayına katılamadım. Geç de olsa yayınlar huzurlu sağlıklı bir yıl olsa paralar bol olsun. Amin. Benim diyeceğim her şeyi söylemişsin. Teşekkür ettim. Şey nasıl olacak hakikaten onu hiç konuşmadık. Bizdeki buton nasıl olacak? Bilen durduracaktım. Bence bilen cevabı bilen biliyorum desin. Tamam söz de olur. Tamam. Olur. İlk biliyorum diyen cevap verir anlaştık mı? Olur. Anlaştık. Tamam. Bilemiyorsa -5. Bilemiyorsa karşı tarafa geçiyor ya abi. Tamam. Ama onu nasıl bileceğiz ki biz de cevabını bilmiyoruz. Herkese selamlar. Ay biz normalde bunu yaparken bir tane de hayır normalde bunu yaparken bir tane de şeyimizin olması gerekiyordu bizim. Hakimimiz o sorunun cevabını bilecekti. Doğruysa ilerletecektik ona göre. Hatırladınız mı onu? Ha, önden evet. İzleyecekti tabii. Ben yaparım o işi. Keyfe kadar hoş geldin. Biz niye okşuyoruz? Biz selam verelim. Bugün yeni yıl özel bölümü. Şahane konuklarım var. Fırat ve Ceyda bizlerle beraber. Bu tarafta Berk ve Lemur bizlerle beraber. Bravo. Bu yeni yıldan önce mi sonra mı yayınlanıyor? Sonra. Bu bilgiyle ne yapmak istersiniz ona göre cevap vereyim. İyi dilekler. Yeni yıldan sonra. Tam yeni yıl günü. Ya şu an 1 Ocak 2024. Yemin et. Aa belki de her şey bambaşka şu an. Yemin etmek istiyorum ama yanlış tarihte yayınlarlarsa ben gideceğim. Yeni yıl kutlu olsun o zaman. Yemin et de birine yayınlarsınız. Yemin ederim ki artık yayınlayacaksınız abi birine. Yapacak bir şey yok diye yani. Şimdi konsepti biliyorsunuz. Evet. Belki sen biliyor musun? Evet abi. Güzel. Anlatayım mı? Anlatayım. Ben son geldiğimde şarkı yoktu. Şimdi şarkı ekledik. Şarkı nasıl? Efsane bir şey ya. Şimdi şarkıyla jokerleri seçeceğiz. Hatta Ceyda... Öykün 3. ayında selam. Tamam siz yakınsınız. İkisi tamam. Çevirin isterseniz. Her takım yarışmacısı şarkı bir kere çevirecek. Bizim de işte var ya bak ben normalde... Bu yılbaşı yayınında bir tane şöyle bir şey istemiştim. Biz bunu da dijitalleştirdik. Sonuçta teknoloji devrindeyiz. Orası ayrı ama... Bir tane şöyle bir tane şarkı falan olsaydı... Bunun döndürme heyecanı da başka olabilirdi... Ama bir yandan da linç de yiyebilirdik. Ay efendim sen az çevirdin bana başka bir şey çıktı. Ay efendim sen çok çevirdin. Gerçi bizimkiler öyle bir şey yapmazdı. Yapalım sana bir çarkı felek. Onu yapardık ama ya. Ben nasıl? Bilmiyordum mesela böyle bir çark olayının çıkacağını. Nasıl yapardık kardeşim? Nasıl yapardık? Onun önünde fotokopici var ya. Onu ayarlardık, çıkartırdık. Hayır, keserdik. Tahtadan böyle. Ama abi kaliteli olması lazım. Tahta şimdi mesela o dönüşü. Allah Allah ben yapacağım ya. Diyorum ya. Daha kaliteli olması lazım. Hani orijinal grafik de bulunurdu yani. Düşünsene mesela Sağol abinin yaptığında mesela bir tuşa basacaksın. İstediğin kişi istediğin hediyeyi kazandıracaksın. Ha, tabii ki de. Tabii ki alttan şöyle bir seneye diyelim artık seneye. Alo. Alo. Hakem lazımmış. Hayda bravo. Neyi Kore'ye bir alkış alalım abi. Bir alkış alalım Kore'ye. Hakemimsin. Sen bizim önümüzden bir tık izleyeceksin Kore'ye. Hazır mısın? Ya bizle beraber izle ama önden de cevaplara bak yani. Tamam tamam ben de. Link atayım mı sana? Link ama. Aynen. Şimdi atamaz Oğuz falan. Oğuz atmıyor. Vay be ışıkla. Oğuz böyle küçük şey. Oğuz atmıyor şimdi linki. Arkadaşlar özel bir konuğumuz var ama gelip gidecekmiş hemen. Niye gelip gidecekmiş? Manyak mı? Efendim? Alo? Alo? Ne için mi özel? Özel bir konuk derken abi normal. Bir konuk işte Arif. Bizim Arif. Aaa. Benim için özel. Hakem lazımmış dediler. Oğlum nasıl yani? Yan hakem oldu Arif'te. Gel yan hakem. Koray mı gel? Pü Koray ya gidiyorum. Ben gittim Arif hakem. Hadi beraber. Lan nasıl oldu? Aynı anda gittiler. Eyvah. Koray geldi. Tamam Koray gelsin. Odum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar çok komiktiniz. Tamam bir alkış alalım bu iki diye. Çok eğlendik. Bravo güldük. Bravo. Bravo. İyi bir çok şaka, komiktiniz. Iyi bir müthişti. Güzel evet, çalışılmış. Güzel oynanıldı. Çok böyle güzel girelim. Hareketler diyor muyuz o zaman? Zil diyenler. Zil diyenler. Tamam çok iyi. Meh güzel hareketler. Kendin için takımın için. İsterseniz çevirin şansı mıydı? Bak mesela biz de böyle çevirebilirdik. Yeni yıl kazaları bilelim. Tamam boş ver be. Durun. Ya aşkım şuradan tutup çevirsin şunu. Entegre etmem lazım bunu buraya hemen. Harika. Şöyle tamam. Çeviriyorum. Evet. Ben Armanla niye oradan çevirdim ki o ışıktı belki. Hiç güzel abi, dönmedi ama. Bomba geldi. Şahane bir joker. Bombam nerede ya? Bunu kullandığınız zaman. Biraz çarkı felek dediğin dönecek abi. Doğru muyum? Çaka 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 çaka. Doğrusu ne? Cevabı vermeden önce kullanacağımızı söylüyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Tecrübeli bir yarışmacıyım çünkü. Ben geçen sefer jokerde çok bol kullandırmıştım. Editör ekip bizim jokerimiz var mı peki? Bir kere kullanacaklar dedi. Var. Ama bir kere...
Mesela şimdi biz hangi takımı temsil ediyoruz biliyor musun? Mavi takımı. Bomba bizde mesela. Tamam. Mesela kullanıp sonra geri alma gibi bir şeyimiz yok mu? Kırmızı takımın çeşitlikleri de sizde. Peki. Fırat abi senden önce kullanırsan ne olur? Nasıl olacak abi biz onlardan bağımsız kullanalım? Tabii de biz onlardan bağımsız kullanacağız. Yerine biz alabiliriz o zaman. Okay. Lemur Bey buyurun siz de çevirin. Mesela şimdi mesela Berkay çeviriyor. Böyle yavaş böyle ince ince iş yapıyor. Berkay çevirdi. Ben çok şanslıyım. Berkay kılıçsın. Helal Berkay. Direkt çarpı 2 abi hasara. Bu çarpı 2 hasara. Muhteşem. Puanları da Koray tutacak hakem olarak. Güzel abi. Bravo Koray. Fırat Bey. Bravo Koray. En iyisi oydu. Nasıl en iyisi oydu abi? Bomba 3x. Rating olur böyle bekleriz falan. Burayı bir de slow motion koyduk kurgu böyle bir saattir bakıyoruz. Tempo! Telefonu kaçırdım. Telefon istiyordum oğlum, ya. Bu kötü şey. Sefer beni aramazdı kesin. Geçen sefer beni aradı çünkü. Telefonda değil mi ya? Tempo çok iyi ya. Çünkü doğru yok verirseniz eğer soruya cevap. Hem canınız doluyor biraz hem de rakibe hasar vermiş olursunuz. Kanka biz doğru cevap veremiyoruz. Biz doğru cevabı... Gördünüz mü? Doğru cevap verirsek hem canımız dolacak Saadullah abi biraz. Hem karşı takıma hasar vereceğiz. Müthiş. Değil mi? Daha zaten kendimizi yırtarız bu konuda. Öyle bir joker. O kadar jokerlerin peşindeyiz. O da telefon işte. O da bizde hiç doğru cevap yok. Soruyu görüp bildikten sonra söyleyeceğiz değil mi? Joker'i de kullanıyordum. Tabii. İttirseydin evet. Ya ufak. Cevabı söylemeden önce... Telefon. Telefonda bilmediğiniz soruda herhangi birini arayın. Telefonla sizin. Aa çok iyi. Muhteşem. Kanka mesela beni arasanıza. Çok güzel olur. Birinden eminse değil mi? Eyvallah süper. Hazırsanız ilk etapla başlıyoruz. Hadi bravo. Bravo, hadi. Bu etabımız bilgi yarışması etabı aslında. Sorular soracağım. Telefonda aynen. Telefonda siz chat'e sorabilirsiniz isterseniz. Ama chat'i siz açmayın. Koray baksın. Bence ekipten birini de arayabilirler. Ekipten birini arayın o zaman. Bana ne ya? Chat'i... Bir dakika önce bir chat'ler kapandı mı? Bir dakika. Chat'ler kapandı mı abi? Yani yan sekmede duruyor işte. Abi nasıl yani? Siz bakarsınız abi. Ne? Onunla mı kaldı o zaman? Ya, bakma saat. Ben bakmıyorum abi. Ben bakmıyorum. Görmüyorum. Bende kapalı. Aşağıya indir abi chat'i. Butona ilk basan cevap vermek. Dark Ova çıkıyor. Abi ne olur oyuna odaklan. Beraber video izleyeceğiz. Yanlış kullanırsın. O da oyun. O da oyun. Tamam. Anomaly Agent. Peki bir şey diyeceğim. Bravo doğru. Enis abinin soruyu okumasını bekleyelim mi yoksa soru geldi. Ben okuduğum anda ben biliyorum deyip. Yo bulduğun anda diyeceksin o zaman olmaz ki zaten. O zaman soruyu okuyacağız yani biz kendimiz. Ha evet o zaman biz kendimiz okuyup mu biliyorum diyeceğiz yani. Enis abi beklemeden. Güzel bir soru. Sağ ol abi ne diyelim buna? Biz hızlı okuyabilir misin abi? Okurum da anlayabilir miyim? Tamam. Enis abi bileceğin düşündüğün soruları var. Bir şey söyleyeceğim öbür türlü ama mecburen öyle olması lazım. Ha şimdi şöyle. Orada ya bildim diyeceksin. Orada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani şimdi soru altta yazacak bize full ama anladım. Orada yavaş yavaş okuyor olmuş olacak. Şey hı-hı, yapalım aynen. Mı? Videoyu kapatalım ben sorayım soruları. Yok abi tamamen kapatalım videoyu. Hayır bence soru altta yazmıyor mu ekranda? Evet. Evet. Ekranda yandığı anda donduralım okuyup bilen bildim desin. Tamam. Ben hazırlamıştım. Benim istek listemde. Puan hasar veriyor falan diye. Bravo sana 20 puan hasar falan. Yarışma bitmiştir diye. Ya da Koray'ın okumasını şeyi de söyleyeyim isterim. Yok. Geçen sezon abi benim okay. Adaletimle alakalı çok yorum geldi. Bu da olabilir bilemiyorum. İşte cevap budur falan diye. Ben şunu söyleyeyim. Geride kalan takıma bir tık fazla yardım ediyorum. Çünkü ben öyle bir insanım. Tabii. Tamam. Bunu söyleyeyim. Mantıklı. Hiç kazanmadım. Açık böyle. Bize de Koray yardımcı olur gerideki takıma. Tamam. İlk sorumuz. Yüzük kardeşliğinin 3... Biliyorum. Bil... Ha, evet, evet. Oğlum. Tamam. Tamam, çok kolay. Frodo, Sam. Bu oyun değil ki ya. Legolas. Aragorn, yani bir... Gandalf, Boromir. Da sayarım oğlum, sayarım yani. Tamam, doğru. Gimli. Şöyle, bunlar yazmıyor diyecek. Koray da bilmediği için. Evet, Koray bilmediği için o yüzden yazanları okumaya çalıştım. Koray'da yazanları. Frodo, Gandalf, hepsini okudum o yüzden. Hayır, birini bulamadım. Bulabilecek misin? Hadi bakalım. Saçmalama oğlum, üçünü de saydım. Lan oğlum. Yüzük kardeşinin 7-8'i neyse artık hepsini saydım lan. Abi canım. Birini saymadım. Oğlum, Aragorn var. Legolas, Aragorn, var. Gimli. Tamam mı? Tamam. Frodo. Gimli'ydi. Gimli'yi saydım bu arada sen duymadın. O hadi. Bir saniye. Siz hayırdır hakeme böyle bir itiraz mı itiraz? Sağ ol abi itiraz falan etmiyor. Sen biraz söyleyeceksin. Aynen öyle özür dileriz hakem. Sağ ol abi itiraz etme. Ben çok özür dilerim. Üçüye sayınız. Frodo. Doğru. Gimli, Frodo, Gimli, Gandalf. Doğru! Bravo! Ama bu oyun sorusu değil ki. Niye? Evet abi de Beşik filmden de geliyor mu? Ben ne anladım biliyor musun? Ulan bilmediğim bir üçlü daha mı var? Bu serisinde ikinci başrol diyebileceğimiz Tails. Çok güzel mağdur etini kullanalım Alp. Biliyorum. Söyle evet, şimdi olsun. Durduk şu an. Tilki.
Öyle doğru oluyor mu? Cevap. Lan nasıl doğru, doğru cevap? Lan nasıl ismi çirkin mi? Hayvanı soruyormuş. Hangi hayvan? Pardon. Diyor. Hangi hayvan ne çirkin işte. Abi ben çok itiraz ediyorsunuz. Özür dilerim, bakayım özür dilerim. Ama hangi tilki? Tilki Amerikan. Şimdi evet tilki derken şimdi tilki çok geniş bir kavram. Doğru söylüyor. Ya tilki kardeşim işte. Kaç puanlarımız vallahi şimdi? Vallahi yaptım bu sefer. Galiba 190-190. Ben ilk defa doğru buldum. Üçüncü sorumuz geliyor. Michael Gambon, Harry Potter serisinin hangi filminde Dumbledore karakteri olarak kadroya dahil? Biliyorum. Biliyorum. Tamam önce aramızda bir konuşalım. Bir ilk film değil biliyorsun. Adam sonradan geldi. Evet. 2 de değil. 3'te falan gelmiş olabilir. Tamam. 3 söyle o zaman. Sen söyle hangi filmi? 3'te geldi efendim. Ama filmi söylemen filmin, lazım. Filmin adı mı? Adı. Onları bilmiyorum. Abi Ateş nasıl? Kadehi. Hayır. Ateş Kadehi'nde vardı. Sayıyorum. Felsefe Taşı. Felsefe Taşı, Ateş Kadehi. Öbürü neydi? Azkaban Tutsağı. Şampiyonun olduğu. O Ateş Kadehi'ydi şampiyonun mi? Olduğu. Evet son cevabını da Azkaban, Azkaban Tutsağı, Azkaban Tutsağı. Azkaban Tutsağı. Doğru cevap. Olur ya. 10 puan daha. Çünkü Ateş Kadehi'nde vardı zaten. Vardı. Kaçıncı film? Ghostlamadım Erbaş. Alo Harry Potter dedim mi? Hakan Sardar'ın tek yumruğunda yere yıkarım. Üçüncü film. Ateş Kadehi doğru. Çünkü bak felsefede yoktu. Bir de şeyde yoktu. İkinciyi unuttum lan. Azkaban Tutsağı'nda işte babası gelmiyormuş işte. Ona zaten yeni hocaya gidiyordu. Yeni hoca mı? Yok yeni hoca değil. Hoca teknik olarak aynı da. Dumbledore'un yeni oyuncusu. Yeni hoca. Sırlar Odası be ya. Oh şükür. Hatta Sırlar Odası'nda bu öteki Dumbledore eski oradan hatırladım. Eski Dumbledore'un Phoenix'i gidiyordu. Anladın mı? Oradan yakaladık yani. Ya Alfa'da da. 3. İsmini de alayım. Ateş bir dakika dur. Önce Felsefe Taşı, ondan sonra Slytherin'in o tıs tıslama, üçüncü dördüncüsü. Azkaban tuzağı. Hayır. Doğru. 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 Aferin. Bravo. O kadar bilemediğim için özür diliyorum. Abi evet ne yaptın ya? Azkaban tuzağı. Hayır şeyi emin olamadım. Üçte mi dahil oldu, dörtte mi dahil oldu? Ben de bilmiyordum. Salladım. Dörtte Ateş Kadehi zaten. Değil mi? İlk Dumbledore'umuzun ruhuna fatura. Şimdi helva dağıtıyoruz. Ayıp olmasın. Toprağı bu olsun. Şakayı yapmayacağım. Evet abi. Ya da yapsam mı? Şimdi helva dağıtıyoruz. Ben güldüm. Dördünü sor. MT Gürsoy 7. ayında hoş geldin. Biliyorum. Lan dur o son. Ulan yanlış zamanda evet, durdum videoyu ya. Biliyorum. Evet. Cevabı alalım. Kanka bak. 2021 diyor yalnız. Oğlum sen soruyu okudun mu? 2021'de en iyi mod ve oyunun en iyi aile oyunu ve yılın oyunu ödüllerini kazanan oyunun adı nedir? Ben de farklı. Doğan Kabak dedi bu deli lan bu. Bende ne yazıyor? Bende farklı. Aynı takımdayız ben cevap verebiliyor muyum? Ghost kapat. Bende bu soru yok. Aynı takımda ilgilendirmez abi bu cevabı verdi Berkay. Yemin ederim bende şu an bu soru yok. Denizli'ye ilgilendirmez kanka bu cevabı verdi. Bende bu soru yok. Hakem. Bende soru ne ki soru var o zaman? Ghostlamış abi daha kötü. Daha kötü ghostlamış ileriye gitmiş. Evet başka bir videodan ghostlamış ya. Koray Bey siz bu karar verin. Bende şu an bu soru yok. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yani Berkay'ın bir kere hatası var. Tamam. Oradan bunlara puan çıkması imkansız. Başlattım durdurdum bir daha abi. Berkay. Evet. Berkay sonraki sorunun cevabını söylediği için sonraki soruyu da iptal ediyorum. İnanılmaz. Biz biliyorduk ama hakem Bey Doğan Kaba ben biliyordum. Arabay falan YouTuber bir şey demiştir bilirdim oradan. Yok demedi öyle bir şey değildi. Tamam doğru. Ben de şey yazıyordu. Ben hani önceki bölüm var ya bunların da şu an düzeldi mi sende? Sen evet. Onu söyle. 2021'de en iyi matları. Şimdi geldi. 0-0-7 ne yapacağız hakem? Kim cevap verecek? Az önce dahillerdeydi. 7. dakikada kalandı bende. Şöyle bir şey var. Butona da bastıkları için takım arkadaşına bence söz düşer. Hadi olsun. O zaman it takes two. Doğru cevap. Abi o zaman ben bir sonraki soruyu da görmek isterim. Kusura bakmasın. Hem bir sonraki soruyu iptal ediyorsun belki bizim bileceğimiz. Hem bu soruda arkadaşına veriyorsun cevap şöyle hakkını. Şöyle bir sıkıntı var. Sonraki soru cevabını söyledi. Ne yapayım? Bir daha ben cevap vereceğim o zaman. Bir de en iyi multiplayer oyun ve en iyi aile oyunu. Bir de yılın oyun ödülünü kazanan oyunun ismi. Bir huzursuz 31. ayımızda kutlu olsun canım en benim. En iyi aile oyunu. Ben o MT Gürsoy'u okurken oldu hep başıma gelenler. En iyi aile oyunu. Neydi? Evet. Best family game. Overcooked. Yanlış. Bildiğim bir oyun buydu bu kardeşler. Aile oyunu deyince biz oynuyorduk ya ondan öyle düşündüm. Aile deyince. Öyle bir şey mi yapacak? Animal Crossing. Yanlış. Abi. Neyse. Aile oyunu ve multiplayer mıymış? Evet. Biraz ipucu ver. Şimdi ipucu verirsem eğer bu sefer sırayla değil ortak tahmin etmeniz lazım. Mantıklı. Hayır. Bu oyun, şimdi akla gelen söylesin. Bu oyun iki kişi oynamak zorunda olduğunuz bir oyun. Söyleyebilirsin. It takes two. Doğru. Çok da güzel oyundu bu arada It takes two ya. Ya çocuksuz. İki kişi oynuyor. Çocuk da var da. Bu arada acayip bir oyun. İki kişi oynuyor ya. It takes two da çok iyiydi. Eve Yahut da çok iyiydi. Deneyelim. Ceyda ile.
O da eve yahut bir tık daha vurucuydu. Oyunun olayı o biraz. Ben şey oynuyorum, karpuzları birbirine düşürüp vurmaca. Evet evet, hiç sevmez. Bir taraf böyle arkada bekleyecek, diğer taraf ilerleyecek bekleyecek falan. Öyle biliyorum biliyorum ama yani... O arkadaki ben hiç gelmem anladın mı? Öyle oldu, bizde olmaz o oyun. Beşinci sorumuz. Good Game Show'un birinci... Doğan Kabak! Bildim. Biliyorum. Bildim. Doğan Kabak. Doğru mu? Soru iptal arkadaşlar. Salla bir resmen hakem bizim düşmanı ya. İnanılmaz hakem. Yani resmen yanlış yaparak. Doğru. Yani şöyle bir şey var. Öne geçebiliyorsun. Şöyle bir şey var. Tamam. Berkaylar geride diye biraz da o yüzden öyle yaptım. Eşit tamam. Panda olsaydınız onu da kabul etmezdim. Tamam. O zaman bize de bir soruda iki cevap hakkı olur mu acaba hakemciğim? Yok. İleride geriye düşerseniz yine size de ipucu veririm. Bravo. İleride yalnız İstanbul'da yapalım abi, başka sorun çıkmasın Sayın Feda. Oğuz da yoktu ya abi, haksızlık. Erva da bana özelden bir şey atmış yine. Ne oluyor ya? Yaptılar mı attı Erbat? Abonikleri... Ay evet, oraya ben koymuştum. Bir dakika onu. En son 101 oynadık ya, aboniklerin yeri değişmiş. Onu tekrar sol üstte alırım ben. Aldım. Thank you. Chatten de yazabilirdin ama peki. İçeride kullanıyorum. Bunlar yanmıyor bu arada sanki. Tamam abi, hazır mısın? Bilelim artık. Yandı. Ya bu joker kullanmıyor. Aklıma gelmiyor. Hemen. Aa, hakikaten hiç joker kullanmadık bir de. Bir dakika, bastıktan sonra joker kullanacağım diye. Ha, onu ama bombayı bütün programda bir kere kullanabiliyordun galiba. Evet. Tamam. Bunny Blood 6. henüz kutlu olsun. Basıyorsun, joker'i kullanıyorum. Hatta şu an olan bütün jokerler bir kere kullanılıyor. Heyecan. Okey. 6. soru. Nintendo Switch konusunda... Biliyorum. Evet, harbi söyle. Sağ ol abi, sende oluşu sen kesinlikle sen söyle. Ben biliyorum ama sen söyle. Siyah işte. Abi kırmızı turkuaz abi. Hayır, geçti, sıra geçti, yanlış yapmadı. Siyah dedi. Hangisi konuşuyoruz? Son cevabınız hangisi? Kırmızı turkuaz. Mavi ya da işte yani turkuaz. Yanlış. Berkay. Gelsin takım bile. Ha, Oğuz. Onu bir saniye. Neyse. Kanka, Oğuz, kırmızı mavi de miydi? Evet, kırmızı mavi. Lan ben ne yanlış dedim? Enayi ben. Nasıl ya? Benim cevabım verdiler. Alp ve Sallı abi. Sallı abi, düşünelim. Aramızda konuşabilir miyiz? Lan bu atma. Bir ben şimdi ben şeyi anlamadım. Kol dediği ne ki bunun? Çıkan parçaları... Ya bu çıkan parçaları işte orijinal... Ona bir kere kol demez. Biz ona pinçok deriz. Tamam neyse abi. Normalde kırmızı mavi dışında bir rengi daha vardı. Ben eminim. Böyle abi, neon benim... sarısı gibi bir renkle bir şey. Ne? Söyle onu sen söyle diyelim işte. Standardı kırmızı mavi değil miymiş? Ben öyle beyaz biliyorum. Ve... Ha, beyaz değil. Beyaz. Beyaz değil. Beyaz değil. Neon sarısıyla siyah. Ama sen şimdi bir cevap istiyorum. Söyledim. Sana. Neon sarısı siyah. Yanlış. Oğuz ve Berkay. Bunu da bilemezsiniz, ipucu vereceğim. Hangi renk? Sarı kırmızı dedim. Bak, yemin hayır hayır, saçmalama, dur dur. İnatla sağ tarafa doğru bakıyorum çete bakmak için. Bak o derece söyleyeyim. Evet, son bir cevap alayım. Oğuz ve Berkay. Şey falan çıkmasın. Kırmızı maviyle pembe mavi falan. Ya. Sade. Beyaz olamaz. Hangi beyaz renk olabilir? Ama sade, hadi hakem mi? 300 ise satranç mı oynuyoruz? Beyaz abi mı dediler? Çıkalım şeye, yemekten sonra geleyim ben. Abi az önce siz de düşündünüz bu kadar. Daha hakemim şey yapmadı. Son 10 saniye. 5. Beyaz diyebiliriz yani. 9, 8, 7, 6. Hangi renk? Beyaz o zaman. 5, beyaz dediler değil mi? 4. Evet evet. Beyaz dediler hakem bey. Yeşil pembe. Beyaz yanlış. Şimdi ipucu veriyorum. Herkes ortak cevap verebilir. Tamam. İlk doğru cevabı söyleyen kazanır. Tamam. Bir rengi mavi doğru. Aslında pembe mavi. Evet doğru. Abi yürü git artık, gözünü seveyim. Pembe kanka o kırmızı normalde, ya. Normalde kırmızı mavi gözüküyor ama resmi kayıtlarda pembe mavi diye geçmişler. O ben bak, dedim ki hatta işte goy goy geçtim, dedim ki acaba dedim nasıl kırmızı yani değil de pembe miymiş yaptım. Siyer kuş 11. ayımız yani kutlu olsun. Abi, hoş geldin. Kırmızıyla pembe yaptım. Arkadaşlar Ghost yine boydan fotoğrafımı atarım. Şöyle bakıyordum bir saattir. Ne böyle abi, bakıyorum pembe, bak. Pembe diye bir renk yok ki. Ghost diyecekler izlemesin yani şimdi de. Pembe diye bir renk mi yok? Evet. Abi kırmızı mavi bu. Bak burada bence de. Ben burada ben programın yalancısıyım. Pembe açık kırmızıdır arkadaş. Ki öyle olsa bile kırmızı mavi kalpler söyledi. Evet, bir bakar mısınız? Evet. Şu orijinali ki buna ben eminim yani ama bu biz niye itiraz etmeyelim Sallı abi? Beyazı da varmış ya bu arada. Benim ben dediğim beyazını orijinal... aldığım için ona gitti kafa. Orijinalini soruyorum. Sen abi sen siyah dedin, sen ne anlatıyorsun? Ben şey sen analog stickler analoglar zannettim. Ona analog derdi ama. Düşündüm. Hı-hı. Tabii tabii. Devam. Hazır mıyız? Let's go. Solun standart. Kimsenin ileriye sarılmadı değil mi? Standart kolların videosu nerektir? Yok. Mavi kırmızı. Hala aynı yerdeyim. Yani pembe. Standart kolları. Standart kol. Siyah. Gri. Gri. Siyah kırmızı değil mi ya? Bizimkilerin iki tane. Ama Nintendo Switch abi. Söyleyebiliyor muyuz? Cevap hakkı onlar. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. O zaman söylemek istiyorum. Bir taraf mavi, öbür taraf pembe. Doğru.
Nasıl ya? Okey, biz gerideyiz. Ben bir şey söyleyeceğim bak, hemen bir şey söyleyeceğim. Biraz geri alabiliyor muyuz şeyi? Masaları, masaları. Şimdi şu masalara bakacağız. Buradaki masalar ne renk? Aynı renkler göreceksiniz. Aynı renk evet şeyler. Evet, evet. Ama resmiyette öyle geçmiş ya abi. Çok üstüne gitmememiz lazım o yüzden. Evet. Oradan bilmedi. Nintendo'nun tarihini izledim. Artı olma! Seni de izlediğimiz için. Bak böyle bu daha pembe. Evet, bu daha pembe. Bence daha pembe. Yoksa ne sürekli artı mı verilecek ama buradan yani. 7.36. Çok hoşuma erkek çocuk kız çocuk mu? Ay çok seksist ve ataerkil buldum. Kınıyorum şu an internette. Abi gitmemen lazım değil mi? Çünkü kapışıyoruz da rakiple. Yok. Biliyorum. Biliyorum. Kılıçlı söylüyorum tombala. Lafın geri de lan, lafın geri de lan. Kılıçlı tombala. İndir lan onu. İndir onu. 20 puan hasar vurdu. Ya abi kim durdurdu ki videoyu? Ben durdurmadım ha videoyu. Var, okuyorsun zaten. Sağolun 20 puan yedik. Kuş ya bu çok çıkan sayılarıyla kağıdımızdaki sayıları... Bomba kullanmak istiyorum tombala. Doğru! Biz de böyle yapabilirdik. Yapamıyorum. Abi bu çok... Yalnız prodüksiyonumuz o kadar kaliteli değil, onu yapamayız. Ben yaptım abi. Harika. Onu alabilir. Teşekkürler, sağ olun. Ne oldu şimdi? Ne olacak canım Mete Gürsoy? Bak yine timing'den sıçtık. 170 olduk. Bunu da çok kullanmamız lazım. Hadi. Ha bizim bilmediğine bak telefonu. Evet abi, bunlara çarpı 3 yapacağız şimdi. 8. sorumuz geliyor. Oyun koleksiyonuyla Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan Antonio Romero Monterio'nun kaç oyunu var? Biliyorum. Oyunu vardır. Durdururum ben. Biliyor musun? Tamam. Söyle. Söyle. 13.856. Alp sizden de bir cevap alın çünkü tahmin etmesi çok onun zor. Oğlum kaç dedi ki? 13.856 ne lan? Ha 13.856. Ona ya göre yakın olana abi doğru diyeceğim. Sağol abi. Olmaz. Hayır. 13.000 şey kaç dedi Oğuz? Bence kabul etmeyelim Alp. 13.856 dedim. 13.855. Ve doğru cevap Oğuzlara gidiyor. Pesko daha fazlaymış. Niye girmeyecektik bu topa? Ama sallan. 24.268. Ya bir tık üstü ya bir tık altına giderdik diye düşündüm abi. Bir tık altına gittim ben. Yanlış hata mı yaptım orada? Yanlış hata yaptım. Olsun. Enis'i ara. Enis'i ara. Beni arama lan. Ben biliyorum. Deathmaho 19.300. Gördüm ya. Anla ki diyelim. NT. Dur bir dakika. NT try. Zar ya. Dur bende var ya. Koray hakem attık böyle. Ne yaptın? Bir tane daha numarası yok. Sende var ama. Çok ayıp. Numarasını yeni alıyor. Ne arıyor? Ben de bu arada düşünüyorum. Ya telefonla konuşuyormuş gibi yapsanıza. Enis Krazoğlu. Doğru. Abi, evet. Zaten gerçekten arıyor muydunuz? Arıyor. Arıyor. Telefonu mu? Ben numarayı almak için bir şey uydurdum sandım. Beni kimse aramıyor bu arada. Rol yapmıyor muyuz abi? Ben yapmıyorum. Ben dürüst bir insanım. Aynen. Alo. Enis abi ne haber? İyidir, kim aramıştı? Abi beni tanımadı sesimden. Sen alo Enis, Lemur ben. Evet. Konuya giriyorum. Abi biz şimdi yazıyoruz. Bir saniye şey. Enis, evet. Soruyu tekrar alabilir miyim? Soracağım da. Bana mı soracaksın? Benle mi konuşuyorsun, kimle konuşuyorsun? Anlamıyorum abi. Şu an sunucu Enis'le konuşuyorum. Nil Anka mı diyeyim? Yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin? Ümmü Gülsüm. Tamam. Soruyu bir tekrar eder misin? Guinness Rekorlar oyun koleksiyonunda Guinness'e kaydına girmiş olan anlatılamayan oyunun kaç oyunu vardır? Evet, kaç oyunu vardır? Duydum soruyu. 24.268. 24.268. Doğru! Ana söyle gel. Ben tam sona doğru bir çakallık yapıp bu işe dahil olmayacağını düşünmüştüm açıkçası. Ama o zaman telefon yıkıldım. Hakkında ne yapacaklar ki? Telefonumuz yani yoktu bunlar... ama bir de öyle bir şey ama daha ama onu aramadınız ki ben kabul etmiyorum. Var arasalardı gerçekten. Onu kulağına koysaydın. Onu kulağına koysaydın okeydi yani. Tamam. Evet, ya. Ben bu arada 1 milyon falan diyecektim. Ben de böyle 3.500. Yarışmanın başına dedim ki geride olan ekibe bir tık fazla yardım edebilirim. Evet, doğru. Bu onlara girdi. Bir daha abi asla yardım etmem size. Fırat ve Ceylan'ın kitlesi beni öldürsün mü istiyorsunuz? Hakkımızı aradık. Evet, doğru söylüyorsun. Adil olmak İlk defa geride olmayan bir ekibiz. Ben bunu unutmuyorum. Evet, doğru. Geliyor doğru. Pardon, bu ne işe yarıyordu? Hem canını tazeliyor hem de rakibe hasar veriyor. Tamam. Hasar verelim kullanırsın. Bedava tamam. Jokerleri var ya. Kılıcı kullanın, kılıcı unutma. Hadi evet, bakalım. 9. sorumuz. Klasik bir seksek oyunda... Biliyorum. Bir dakika. Sağol abi durdurdu ama. Ve biliyorum dedi. Hem de boğulma... Boğulma uğruna. Önce söyledi ya. Oğlum adam böyle yaptı. Söyleyeyim mi? Evet, sağol abi. 8.
1, 3, doğru cevap. 4, 5, 6. Abi yaştan kazandık. Bravo be abim. Ya Rabbi. Bomba koyduk, bomba koyduk. Onu söylemedin onu, onu söylemedin. Onu önce söyleyecektim. Olsun abi, normal koyduk. Kaç kare vardı? Kılıç 9. Yanlış. Kılıç geri mi sekti şimdi? Öne gitti. Kılıç şimdi kendine mi gidiyor? Yok kılıça girmiyor yok abi. Bunun içinde Seyit için Wikipedia'ya bakabilirsiniz. 8. Bize vurdun. Ya da Wikipedia'ya söyleyeyim ben nasıl olduğunu bilmeyenler için. 1, 2, 3 gidersin. 4, gösterdi 5, abi az önce. Salt. Öyle mi? Özür dilerim. Evet abi. Bak. İyi söyledi. Şurada abi evet. Ekranda bak gördün mü onu? Bir de geri sardı bu arada. Herkesin geri sarılmış olsun. Sayıyordum ya. Ne? Bunun içinde ben hey ileri için Wikipedia'ya bakabilirsiniz. Bir tık onu bir aldım. Ya da Wikipedia birileri yanlış yumuş. Şu an? Ben bilmem. Ya abi 8 ya. 9 nereden çıktı? 9, 5, 6, 7, 8 işte. Tamam 40 yaş. Oğlum bize neydi? Bu kadar saçma sorular hazırlanır mı? Biliyorum. Ne? Şaka yaptım nasıl oldu? Lan dur şaka yaptım. Ama bilmek demek sorular millet geliyor buraya şey falan diyor. Bilmem 1987'de çıkan oyunun baş karakterinin soyadı nedir falan diyor. Herkes biliyor bize gelen sorulara bak ya. Değiştirelim mi? Hayır hayır güzel güzel yani. Artık anlamışım bizim ne olduğumuzu yani. O iyi üçüncü yarışmada. Geliyor soru geliyor buraya. Minecraft'ta köylülerle... Biliyorum. Biliyorum. Önce ben dedim. İlk ben dedim. Lan nasıl ben dedim lan önce ben dedim lan. Önce ben dedim. İlk ben söyle. Zümrüt. Evet doğru, oyuncu, doğru cevap. Öyle, evet. Tamam, abi bu arada ilk ben dedim. Ama ne zümrütü? Diye ya. O, abi zümrütü ne zümrütü? Anka zümrütü. Ha güzel soru. Yanlış sağ ol abi yanlış söyledi. Lan niye? Tamam olsun. Canım sağ olsun. Zümrüt. Doğru bravo. Soru ya bilmiyordum zaten. Ama köyü ne yapacak zümrütü çok saçma. İlk etapta şahane rekabet oldu 130'a 150. İkinci etapa geçiyoruz. Aynen, orada bak chat şahit önce ben dedim de neyse Koray yine orada sattı. Orada şöyle bir sıkıntı var. Sen niye chat'e baktın bir. Şimdi iki... bak lan ne demek niye chat'e baktın? Soru aa, geçti. Discord gecikmesi olduğu için yayına RP sesi her zaman daha erken geliyor arkadaşlar. Ya yok artık canım ya. Nasıl yani kanka Discord gecikmesi? Doğru, nasıl bir Discord Berk, gecikmesi bu? 3-2 bilince A diyeceğiz tamam mı? Tamam. 3-2-1 A. A. Ya. Ya. Ama hadi bitsin bu ben. Sinirleneceğim ben şimdi. Ya ben ne yapacağım? Bitti bu şey. O zaman Arif gelir, Koray sana gelir falan. Oğlum Koray niye bana gelir? Arif bana gelir onun yerine. Arif bana gelir. Hepsini biliyor musun şu an? Şu an tamam, sağ ol abi. Çok üzülüyorum gitmene takım arkadaşım olarak ama hadi sinirlen abi. Tamam. Çünkü köylü milletin efendisidir ve zümrütle falan işi olmaz. Bence de. Kendisi daha has, doğru. Daha böyle şey değerlerin peşindedir. Ben bir kendime geçtim hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz abi. Sakinleş gel teşekkür tamam mı? Teşekkür ederiz. Biz de sakinle abi. Patlat. Tamam bak, patlatacağım abi. Sen bomba müthiş bir soru sende. Bildin. Bana güvenebilirsin. Tamam hadi. Evet efendim merhaba. Merhabalar efendim. Oyuncu değişikliği. Sancar 100 bitiyle gelmiş. Çok hemen uyku tutmadı ya Alpam o kadar eğlenceli videolar olarak gülmemek elde değil demiş. Geri gelmiş. Hoş geldin. Deathmaha 19. ayında. Siherkuş 11. ayında. Aa, ben bunu şimdi gördüm. Mete Gürsoy 5 kişi abonelik hediye etmiş. Galiba o timing yüzünden değil mi? Burada mısın Mete Gürsoy? Kerem Kara 7. ay. Hem de Kademe 2 ile Kerem. Çok sağ ol. Bani Bulut 6. ayında. Huzursuz 31. ayında. Heh. Okumadıklarımı okuyayım bak kaçırmışım. Arif'im takım merhabalar arkadaşımsın. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Link geldi mi size? Geldi efendim geldi. Hoş geldiniz. Hazırsanız kazanalım şu işi. Biliyorsan soruyu göreyim. Bir saniye bekletebilir miyim acaba? Neden Spider-Man'le save noktasına mı gitmeye çalışıyordun? Kapattım. Hı-hı. Kulaklığımı da şarja taktım. Tabii ki. Müthişsiniz efendim. Müthişsiniz. O zaman hadi bakalım. İkinci etapımız Riziko. Burada baş harflerini gördüğünüz şeyler aslında abi. Soruların biz seçemeyeceğiz bunu galiba. Evet. Her birinin yanında evet. Bir rakam var. Bu rakamda o sorudan kaç puan hasar vereceğinizi yazıyor. Cevap tamam. Verirseniz. Şimdi burada tabii ilk seçecek olan ekip puanı az geride puan. Olan ekip. Okay. Yani siz, kırmızı yani ekip biz. Canı düşük olduğu için. C'yi seçin 10 i̇lk puan çakalım rakip takıma mısın? Hemen. Yani leş gibi oynayan yani berbat ötesi ekip olan. Şanssız diyelim. Şanssız bir ekip. Şimdi seçebilirsiniz ama bak şöyle bir şey var. Yanlış bilirseniz cevap hakkı oraya geçecek. Hangi takım? Onu soracaktım. Tamam. Biz maviyiz. Ablalar biz miyiz? Evet. Neyle istiyorsunuz? Abi şöyle bir bilgilendirme geçin. Sizin daha bomba ve jackpot jokerleriniz duruyor. Var. Tamam. Karşı tarafında bir telefon joker duruyor. Ve puanlama siz 140 puansınız, karşı 160. Tamam. Ben Doğukan aklımızda Berkay. Ne Doğukan'ı ya? Ya inşallah ararsınız da açmaz kalırsınız. Cezaret gözlerimi yaşattı. Bir şey sorabilir miyim? Soruların zorluğuna göre mi? Evet tamam. Ama Demur ilgi alanında...
İlgi alanına uygunsa tabii belki de ona göre kolay. Okay. L sorusu geliyor. Bastığımızda inanılmaz can yakan, renkli tuğlacıklar olarak da tanımlayabileceğimiz bir yapıya sahip. Biliyorum. Evet abi. Lego. Buna bu kadar düşünmeniz ya. Gerçekten. Evet oğlum niye böyle oldu? Lego. Doğru. Ben anlamadım. Niye? Soruyu idrak edemedim. Ben onlara gelmedi mi bu soru? Ben o yüzden yok. Bekledim. Yok. Ya Canan Zuhan siz olduğunuz için siz ilk cevap verecek. Oğlum. Onunla ilk başlıyordum. Ama biliyorum diyen cevap veriyor. Biz de böyle evet, abi. Böyle ya biliyorum. Biz böyle oynayabiliriz biz yani. Biz biliyorum. Biz de mi? Biz okay, biliyorum tamam. Lan devam. Tamam. Ben de beklemiştim. Bombalı biliyorum. Artık ya onu söyledim. Bir de buna kullanma enayi 5 evet, evet, soru. Biliyorum şakasına yaptın. Sahip oyun oyuncak firmasının adı nedir? Lego. Doğru. Ama şey ben 5 sandım. Hadi Arif çalış. Hayır. Hayır. Oha, hayır ne yaptın? Onu nasıl? Anlattım. Ben soruyu ben de anlamadım başta. O yüzden cevap veremedim. 5 puan bize vurdular. Evet vurdular. Tamam. Aynen öyle. Vurdular. Hangi harfi seçiyorsun? C. C seçiliyor. Geliyor. Bence kolay C'yi onlar seçmeliydi aşkım. Hayır C benim ama. Cancık. Öyle değil ama sorular. Street Fighter oyununun yapım... Biliyorum. Biliyorum. Kanka bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Berkay Berkay önden gidiyormuş abi. Daha soru geldi biliyorum dedi bu çocuk. Ben bunu saymam. Hızlı okumuş olabilir ama ya. Videonun şu an kaçıncı dakika kaçıncı saniyede? 12.47. Doğru. Oğlum nasıl hızlı okumuşsun? Soru gelmedi ki hızlı okusun. Belki taktik yaptı. Ben de şu an ekranda komple. Şu an okudu belki soruyu daha. Bir şey olabilir. Diyeceğim. Öyle olur mu Koray? Bir şey sorabilir miyim? Hakem soru okumasını beklemiyorsun. Beklemiyor musun? Ne kadar saçma. Hayır. Beklemiyoruz. Soru bu arada ekrana önce geldi. Bir saniye falan önce geliyor. Tamam onu evet. Konuştuk. Ver hadi ver söyle. Capcom. Doğru cevap. Capcom. Ağlama. Oyna. Hadi. Capcom. Arif sen de şu tuşa bas biliyorum falan de ne olur ya. Tuş yok da biliyorum de. Gülerim çok basitmiş. Ya ben soru yarıdayken biliyorum dedim. Bu adam sit bak aynı biliyordu bak. Sit dedi biliyorum dedi. 12.47 alıyorum bir dakika. Bir şey yok. Var mı? Ne oldu lan? Öyle değil. Bak. Soru yani, geliyor kanı. Olabilir evet. Yapım şirketinin adı nedir? Capcom. Teşekkür ederim çok basitmiş. Oh yeah. Oh, C'yi seçerdik. Hangi aşk? Arif kaybediyoruz bilmemiz lazım. Su içer 13. Tamam. ayında merhaba. Bir şey yok. Var mı? Çok zor gibi geliyor. Çünli. Ha çünli ha. Yep. P olsun. P geliyor. P. Yeni adı. Biliyorum. Evet Arif. Alp sen de bir şeyler... Oğlum biliyorum değil mi? Yeni adı e-futbol olan bir zamanlar FIFA'ya kapattı evet. Oyun serisinin tam adı nedir diyor. İşte e-futbol, NES, PES. Pro Evolution Soccer. Doğru. Evet. Nasılmış bu? İğrençmiş ulan bu soruyu. Daha okumadan biliyorum dedi herif resmen yani. Gerçekten. Böyle oynuyormuşsunuz ne yapıyorsunuz? Böyle böyle yapmıyorduk abi. Berkay yaptı öyle. Evet, bir ben soruyu sürekli okuyorum. Dedim yani. Bu arada ya. Kanka. Bak, bir şey söyleyeyim sana. Bak sana bir şey söyleyeyim. O bir tane kız vardı böyle ellerini şöyle yaparak toplama işe. Kitap mitap okuyan böyle adam vardı hatta şey diye. O bu kadını da okuyamazdı o soruyu kanka. Net. Ama madem böyle pis oynuyorsunuz. Pise pis o zaman. Hadi bakayım. Yalnız biliyorum diyenin cevap vermesi için kaç saniyesi var Berkay? Koray? Berkay dedim pardon. O benim kafama göre. Heh tamam. Hızlı yani cevaplasın bari. Yani biraz hızlı ama yani. FIFA'ya kafa tutan oyun... Neyse kaç geç oldu? Teşekkür ederim. Hadi bize gönder onu. Şu an 146-130. Pro Evolution. Pro Evolution. Berkaylar önde. PES. Tam adı nedir? Soccer. Pro Evolution. Soccer. Doğru! Oğlum bak. Çünkü şöyle diyorsunuz. Pro Evolution. Soccer. Sakın sakın falan dedi. Ne? Direkt ben de yapacağım şimdi biliyor bu. Az önce öyle yaptın zaten. Bozuldu ama ya. Tamam hadi. O zaman biz seçiyoruz. Bunu raconu bozuldu. Soru gelmeden yapmayalım hadi. Ben ama soru gelince yaptım mı neyse ağlamayın. Zaten soru gelince yaptık biz de az önce. Sen de öyle yaptın biz de öyle yaptık. Aynı şeyi yaptık yani. Ha? Ne sorusu? Hadi bak yemin ediyorum VAR'a giderim beni delirtme. Klibini alırım oranın. Yani şöyle soru geldi. Soru geldikten sonra bir saniye geçmeden biliyorum demişsindir bence. Bir saniye geçmeden. Bir saniye o cümleyi nasıl okuyacaksın ben okuyamam bu kadar. Arkadaşlar o zaman şöyle bir kural getiriyorum. İlk cümle okunsun. İlk kelime okunsun. Yok. Soruya basan takım 5 saniye içinde cevap vermek zorunda. Bu zaten böyle tamam. Bu arada. Zaten 5 saniye değil bayağı 15-20 saniye bekliyoruz. Bu da manitasını koruyor chatten ya. Bok öyle okudu. Algaracı da söylüyor. Salise geçmedi lan. Street demedi lan. Street demedi. Biliyorum dedi adam yani. Microsoft tarafından satın alınan... Biliyorum. 1, 2, 3. Kim söyledi? Hocam. Doğru. Doğru.
Six Punk'tı değil mi bu? Ben bakmadım. Teşekkür ederim, bilmiyorum. Doğru falan diye. Mind Games. Yok artık yani. Mojang. Doğru! Bu Minecraft'ı zamanında Mojang'ın sitesinden satıyordu. Doğru mu? Evet. 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 Aynen. Tamam. Bir puan da Alper. Zaman hiç öyle almamıştık galiba. Biz hepimiz zamanında Game Pass'ın oynamadık. Evet yani. Onu bir şekilde almıştım oradan da. Ben almamıştım. Almışım ya. 40 euro mu neydi hatta? Evet, ama 60 liraya evine almıştım yani. Öyle zamanın 40 eurosu diyorsun yani. He, 60 liraya evine almıştım. Şu anda hala 40 eurosu sıkıntı. Benim başta dedim ki soru okusun öyle cevap. Ya bunu soru okunca da biz tuşa basamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Ya soru okuduktan sonra tuşa basma gibi mantık olsa güzel olur da yok işte bizde ne yazık ki. O zaman Koray soruyu okusun artık. Siz de tekrardan. Abi sen seç. O da çok basit olur ya. İsterseniz öyle yapabiliriz var. En adili o olur da. Tamam. Nasıl yapacağız o zaman? Ben soruyu okurum. Tamam. Ama siz biliyorum dediğiniz anda soruyu okumayı bırakırım. Tamam. Artık oradan ne anlarsın? O zaman bir soruyu görmememiz lazım. Ben okuduktan sonra göreceğiz işte. Cevap verdikten sonra. Tamam. Nasıl ben anlamadım. Evet, Koray bizim önümüzde olacak. Nasıl soru bize gelmeyecek. Street Fighter'lı soruyu 2 saniyede anladın. Bunu mu anlayamadın şimdi Koray'la anlattığını? Ya diyor ki Koray şimdi soruyu okuyacak ya mesela. Şimdi velev ki S dediler. Burada videoyu durduracak Koray. Ya videonun durdurma başlatma işlemini Koray yapacak soruya kadar. Koray okuyacak soruyu. Biliyorum diyen cevap verecek ama biz soruyu görmeyeceğiz, tamam. Anladın mı ekranda yani? Tamam. Arif burada mısın? Buradayım. Tamam. Ben okeyim Ertuğrul. Ececacığım 15. ayımız da kutlu olsun bu arada. Merhaba. Evet Koray, hangi harf şu an seçildi? Ona soru geliyordu az kalsın. T harfi dediler. Tamam. İlk Metal Gear Solid oyununda ana karakterimiz kim? Biliyorum. Önce ben de. İlk dedi. Snake. Nasıl ya? Son kararım. Evet Snake, son kararım. Yanlış. Söylüyorum. Söyle. Bakma kardeşim artık Solid Google'dan Snake ya. Solid Snake değil mi ama? Tamadır işte. Solid Snake değil mi? Doğru. Evet, Snake. Ben de. Kesari Snake dedim. Ulan hakem ama o zaman desene hakemliğini yapıp tam ismi falan desene, onlara öyle yapılıyor. Onlar da ben tam ismi demedik ki. Onlar abi, ben daha söylemeden Solid Snake dedim. Ben hayatımda bu kadar taraflı bir medya gördüm. Var ki gerçekten. Ama iki takımda bilemezse ipucu vermeye başlarım. Abi bak şimdi az önce biri cevap verdiği zaman diyor ki mesela PES dediler. Dediler ki tam ismi. Ulan Snake dedim lan, ismini söylemişim zaten. Sen desene tamını. Solid Snake yani isim sonuçta. Şimdi Metal Gear Solid oynayan herkes onu Snake olarak. Neyse abi teşekkür ederim. Devam edelim. Ben Jabbar'dan devam abi. İlk Metal Gear Solid oyununda ana karakterimiz kimdir? Dur. Çok kolay. Tuzak soru olabilir. İsim soy isim. Tuzak soru olabilir. Bak isim soy isim diyor. İsim soy isim demiş işte. Adam işte adam. Arkadaşlar o zaman gidin en üst gaza oynuyoruz. Ya onu da bir yolunu yapamayız şu an. İyi dedi. Solid Snake. Doğru. Solid Snake. Tamam okey. Vallahi bildi. Nasıl hatırladım hiç mi? Çünkü şey bir şey artık ya. Harf marşı. Hiç oynamadım. Solid Snake çok kolaydı çünkü. Şu anda mavi takım hala. Evet. Buradan soru geldi. Ha ödüm patladı. Resident Evil 1'in ana karakterlerinden olan, daha sonra Resident Evil 3'te T-Virüs bulaşan kadın karakterin adı nedir? Bilir. Lan yorum dedi bari. Bilir dedi durdu. Evet. Ya şey mi? Biliyorum. Arif söyleyeyim mi bir tane? Bir tane biliyorum. Oldu. Söyleyeyim mi? Hayır, söyleyeceğim. Ben biliyorum demedim. Bil dedim sadece. Ben söylüyorum o zaman sen bir şey söylesen. Şey mi? Valentine miydi? Doğru. Jill. Soyadını soruyor. Jill Valentine. V ile başlıyor zaten. Ona da söyleseydin o zaman. Jill Valentine diye. Adını soyadını. Az ondan Snake'in de soyadını söylemiştim. Ya da soyadı değil gerçi de. Piraye 9. ayında hoş geldin. Önde mi? Az farklı önde, tamam. Önde mi? Ne oluyor oğlum, ben dur başlı bir durduruyor. Az farklı önde, tamam. Hakem durduruyor. Alp Bey hakem başlatıyor yani. Önde, tamam. Tamam, özür dilerim hakem. Hakem 752. Hakem 752. Resident Evil karakterlerinden olan, daha sonra Resident Evil 3'te T-Virüs bulaşan kadın karakterin adı nedir? Victoria. Vanessa. Bir tane daha sallayayım. Ama biz gerideyiz. Valeri. Valora. Valeri. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Teknik olarak ismi Jill, soyadı Valentine, evet, değil miydi ya? Nasıl adı? O yüzden değil mi? Ben Resident Evil Village'da mı? Evet. Durdum ben... yani. Evet. Hayır. Da biraz ya hatalı. Tamam ses. İlkinde. Hatalı soruyu sen doğru bildim. Oley be. Minecraft'la hava atmayacağım. Hayır. İki puanını da Minecraft'la aldım. Bir de var. Üçte de T-Virus bulaşıyor bu karaktere. Resident Evil. Aa işte dur. V ile başlıyor. Filmden hatırlamaya çalışsana. Evet ben de oradan gittim abi. Evet harf gerçi V'cim değil mi? Cevap da V ile cevaplamak zorundayım. Tamam.
Valentine gibi. Bilen kazanır gibi olacak. Vanessa demiş. 14 Şubat'ın İngilizcesi. İki tane, iki tane kadın karakter var. Cemil. Bir Claire, bir Jill. Doğru. Başka var mı? Cemil. Cemil. Suat. Hilda bile dediler yani. Değil mi? Yok, hayır. Sadece o rolde. Pardon. Paslanız ipucu vereyim mi? Ben buldum. Bir saniye. Neyse buldun aşkım. İsim buldum. Bu ipucu akla gelen söyleyebiliriz. Basmak falan yok. Tamam. Tamam, aklına tamam. Söylesin. Sevgililer günü deyince aklınıza ne geliyor? Aga. Benim resmim Valentin. Olsa. Valentin. 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 Bir daha söyleyeyim. Aa, yapma ya. Valentin. Doğru. Valentin. Ya Valentin diye kadın bir şey diyeceğim. Bence de böyle erkek mi? Abi var yok mu? Valentin erkek değil mi ya? Ben de erkek diye biliyorum. Özür dilerim ama ben sanki ilk sen Vale dedin ama o tam söyledi. Valent de Fırat abi Valentin dedi. Evet, temiz bir Valentin işte. Duydum ben. Tamam, güzel. Bir de Valentine aslında ama aksan aramıyoruz. Bu etapta da 112 puan. Sizin 112 canınız var, bu takımın 123 canı. Bizim nasıl Kalay? Üçüncü etapa gidiyoruz. Evet, bizim nasıl? Berkay ile Oğuz'un 130 canı var, Alp ile Arif'in 123 canı. Koyduk! Jokerimiz var herhalde. Daha bitmedi oğlum, ne oluyor lan? Jokerleriniz var, unutmayın. Alp. Ha, efendim? Jokerlerimiz var. Evet evet, Çağal 15. ayında hoş geldin. Bu etapı nasıl yapıyoruz Koray Ekim'im? Ne? Şimdiki etap... Şimdi, bu etapta... Şöyle bir sıkıntı resim var. Resim açılma etapı mı bu? Hayır. Oyun müziği falan, karakter repliği falan geliyor. Tamam. Hadi burada olur. Durdurmayı tam ayarlayamayacağımız için orada şöyle bir sıkıntı var. Tamam. Eğer şeyde videoda birisi doğru cevap verirse soru iptal iki takım içinde. Nasıl yani? O zaman bilmeniz lazım. Ha, durdurabilirsiniz. Tamam. Krepsi 13. ayında selam Krepsi. Evet. Tamam. Ben anladım. Yani, biliyorum diye durdum. Dur başlayacak, durup başlayacak, durup başlayacak. Çok heyecanlandım. Evet evet. O bayağı iyi orada. Biliyorum demeyi unuttum. Kulak da iyi de. Ben biliyorum. Siz bizi dinlerken... Ceda ile sırayla gözlük takıyoruz, sonra kulak açıyor. Kulak dedim, hemen gözlükleri takın. Şimdi sırayla oyun müzikleri duyacağız. Bu müziklerin tamam. Hangi oyunlara ait olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Ben müziği dinlerken, ben eğer bilemediğinizi hissedersem ipuçları vermeye çalışacağım. Çünkü okay. Zor. Hani düğme var mı? İşte zor. Bak, var, var, düğme biz var. De biliyorum diyeceğiz değil mi? Herkes burada. Müziğimizi alalım. Biliyorum deyip durduracağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Berkay da burada mı? Buradayım. Berkay sen özelden bir şey yazdın WhatsApp'tan, baksana bir. Evet. Dur la dur. Bir platform oyunu. Platform oyunu. Evet. Biliyorum. Ne söyle. Nereye yazdın WhatsApp'tan ya? Yalan söyledim, senin meşgul etmeye çalışıyorum. Fırat abim verdi cevap doğru mu? Çünkü doğruysa sayılmaz bu. Donkey Kong demişti. Eğer öyleyse iptal edelim soruyu. Tamam. Şey mi? Subway Surfer mı? Yanlış. Bak. Diğer takımdan tahmin var mı yoksa devam ettireceğiz? Devam. Tamam devam. Donkey Kong. Yanlış. Salladım abi. Çalmaya devam edelim. Sallayayım mı? Sıra salla sizde. Salla abi. Ya Candy Crush. Platform mu? Platform kardeş. Ama bir ipucu vereceğim. Evet. İlk akla gelen söylesin, ipucu vereceğim. Söylediği kelimelerden bir tanesi oyunun adında geçiyor. Ne dedin anlamadım. Crash Bandicoot. Doğru. Crash Bandicoot mu? Evet. Ulan Candy Crush. Ha Crash, Candy Crush, Crash Bandicoot. Okay, anladım, tamam. anladım. Okay, helal Berkay. Tamam. Crash Bandicoot. Doğru. Son anda söyledi var ya. Evet. Herkese gidiyorum. Crash Bandicoot. Ben bunu oynamıştım ya. Doğru. Ne diye tanımlarsın sen? Ama ileri falan da yok, gidiyor. Yok. Hack and slay. Tamam, Arif bir boka yara bordu Arif ya. Aklımdaydı. Aynen halim ya. Ben çok kötüyüm seste. Nasıl yani? Hepsinin müziklerini kapatıp oynuyorum. Abi saçmalamayın. Ha yok, o 2D platformaydı. 2D platform. Adamlarımızda nesil farkı var. Bak Minecraft'ı biliyor, ben senin bilmen lazım zaten. Evet, Crash Bandicoot işte. Bende de yok orası. O nesil zaman oyun yok. Adil bir dövüş gerçek. Hayır, bu odada 8 saat oyun oynuyor. Ben bu yaşamayı nasıl kaybettiğimizi hiç anlamıyorum. Her gün 12 saat odada oyun oynuyorsun. Aşkım ben yanlış oyunlar oynuyorum. İkinci müziği duyalım. Berkay dur, özelden bir şey daha yazdım. Jokerlerinizi unutmayın. Ya işte telefonu nasıl kullanırsanız bilmiyorum. Yapma Allah aşkına ya. Çok rahat. Bildiğin kesin duymuşsundur. Kesin. Çok ya bir kere çok Japon oyunu olduğunda kafamı... Oğlum sen de oyun ben tüm müzikte ses kapalıyorum. Dave the Diver. Dinliyorum. Ama Japon yok. Japon bro bu. Sıra sizde. JRPG. Çok güzel oyun abi. Oynadın çok rahat. Oynadım ben. Biraz dinleyelim, bir şey oldu. Hoşuma gitti. Telif yedik şu an. Bunu bilemem. Dragon Quest. Yanlış. Ama güzel tahminler. Şunu söyleyeyim, ilk akla gelen gene söyleyebilir. Şimdi biz ne yapalım bu saatten sonra artık? Yani ne yapalım Koray? Karşılıklı İlk atıyor mu? İlk akla gelen... Devam edin, aklınıza bir oyun geçti. Söyleyin. Arda arda söyleyebileceğiz mi yoksa bir kere mi yani? Bence söyleyin arda arda. Tarla ekersin, arkadaşlık yap... Farm Together. Farm Together, tarla ekersin. Yanlış. Farmville. Yanlış. Dinkum mu?
Daha jada geçeni bu. Ben size Farmilla. Yanlış. İsmini hatırlamıyorum ama. Animal Crossing. Voli. Doğru. Bildi. Animal Crossing'miş. Animal Crossing. Animal Crossing oynamadım ki öyle miydi? Ben bunu oynamadım bu arada. Ben de bilmiyorum bunu. Ben sürekli orada Animal Crossing sallıyorum. Bir tane kurtuluyor. Gelelim üçüncü oyunumuza. Evet efendim. Hemen ilk ipucunu vereyim. Üçüncü oyunumuz da benzer kafada bir oyun. Ama batıdan çıkma. Çok benzer kafada bir oyun. Tycoon oyunlarından mı? Stardew Valley. Doğru! Evet. İşte hayır ya, ama hayır ya. Müziği duyamadım ki kanka. Ama müziği duyamadım ki yani. Fırat abi duydu, yapacak bir şey yok. Bir de bir şey söyleyeyim, benim kafam karıştı. Battan çıkma bir oyun falan filan deyince oradan ben orayı kaybettim yani. Ya 15 saat oynanıyorum. Bu inanılmaz bir yarışma. Bu yakışmadı. Bu yakışmadı chat. Dördüncü müziğimizi alalım. Hiç ipucu vermem. İpucuya gerek olmayan bir oyun. Bu Skyrim mi ya? Biliyorum, söyleyeceğim. Ama... Söyle. Bir dakika, niye hiç ipucu gerekmeyen bir oyun dedin? Enis abi de öyle dedi. O zaman bilindik bir oyun mu? Ya bak, ilk beş saniye var, beş. Tamam, ilk içimden geçeni dört. Söylemiyorum. Sırf öyle dediği için öyle diyeceğim. Witcher mı? İki. Yanlış. O sizden tanı var mı yoksa kötü söyleyecek. Skyrim mi? Yanlış. Hogwarts Legacy mi abi? Doğru. Abi ilk içimden geçen oydu ya. İlk içimden geçen oydu biliyor musun? Niye söylemedim ilkini ki? Bunu basıyorum. bomba. Ne artık çünkü. Bastı kulağım bana bitecek oyun bu işte. Hogwarts Legacy. Doğru! Harika. Nasıl hatırladın bunu? Şey abi çok büyülü bir müzik çok ya. Çok büyülü bir müzik. Gel müzik. Ben Enis öyle dedi diye şey diye bekliyorum. Witcher diyeceğim ama emin olamıyorum. Evet bak yemin ediyorum aynısına düştüm ben de. Aynısına düştüm. Ben Fırat söylesin. Puan ayarladın ya aşkım. Oyunu açtım izlemedim bile. Bakmadım bile yüzüne. Abi oynadım komple. Ben de çok nasıl bilemiyorum. Hogwarts Legacy çok iyiydi. Şimdi de bir oyundaki karakterin repliğini vereceğiz ha. Size. Bu replikten hangi oyundaki hangi karakter olduğunu bulacaksınız. Oha bir dakika. Oha. Hem oyunu hem karakteri mi bulacağız? Oha. Evet. Fak. Kesin bildiğiniz bir karakter. Kesin. İsim Ceyda de sen de biliyorsundur. O zaman Mario'dur. Bu başka bir şey. Evet bence de. Ya biliyorsun Mario ben. Şey diyor. Tamam. Açalım. Repliği diyor. Bu yani Mario'nun sesi diyor. This was preordained. Lend me your power. Buradan çıkaramazlar. İpucu veriyorum. Bir dövüş oyununun karakteri. Ruyu. Yanlış ama oyun doğru. Sizde var mı şey? İpucu vermiş gibi. Ben karakteri bilmiyorum ki orada. Ruyu Tekken'de vardı galiba. Ken. Yanlış. Lan Ken Barbie'de yok muydu oğlum? bir de bir şey söyleyeceğim. Bizde şimdi sıra değil mi teknik olarak? Evet. Ken'in ötekisi hangisiydi lan? Aduket adam. Ruyu Ken işte. oha Oğuz'da hem Ruyu hem Ken cevabını verdiniz ama haksızlık. İki cevap verdiniz. Hakem bir şey yap. 5 puan verdi. Ruyu şey verdi ya. Demurlar verdi Ruyu. Tamam. Evet. Say sana! Söylüyorum. Söyle. Şöyle gidip kafa atan adamın adı neydi? Asker Rus. Rusça konuşuyor sanki. Değil. Bir dakika buldum. Abi dur cevap vermesinler abi bize sıra hakem bir şey söyle. Ne ya? Abi o zaman 5 saniyeniz var çok bekliyorum. Ama kanka böyle bir şey yok ya mı onlar attık kanka, içinden. Kanka 15 saniye. Yok, Arif şey yusun ama ya. Şey bir şey söyle buradan sonra devam etmeyecek. Cevabı söyleyecekler. Tamam Arif. 5 saniyeniz var. Hiç yok bende. Abi bari 20 saniye ver bari. Bari 20 saniye ver kanka. Ya verdi zaten 20 saniyedir. Son bir cevap alıyorum yoksa bitti süreniz. Kaplan olan mı? İsim yok süre bitti. Evet Berkay. Kazıyorum işime. Yanlış. Oğlum bu. İki tarafında cevabı yoksa. Dur bekle. Sayacağım bak o zaman bekliyorum saniye başlıyorum. Bekle bakıyor Google'dan. Oha öyle bir ya şey. Ne alakası var ya. King mi? Yanlış. Şu ortaya cevap kazama. Tamam bitir bakıyorum. Evet kazama Koray bakıyor. Bitir ama hakikaten bitir Koray artık yeter cevap kazama işte. Kazama mı? Değil kazama Tekken diyorum ben. Yanlış. Arkadaşlar yok. Devam edelim abi. Yeter tam daha cevap vermiyorum. Bildiğim her şeyi söyleyeyim mi? Bir dakika. Sırayla hepsi. Zangief. Doğru değil. Pardon doğru değil. Doğru değil işte. Benim kafa karıştı doğru değil. Baldasın kız. Sizden alayım. Balsın mıydı? Ya birkaç tahmin ya. Ya nereli oğlum bu adam baksana ya. Dedik saçları düz olan herif ya Balsın mıydı onun adı neydi ya? Balsın mı? Balsın değil miydi o Balsın böyle? Balsın mıydı? Kimmiş? Balsın mı? Balsın. Lan bu Street Fighter. Ya Balsın ben Tekken karakteri saydım o zaman. Adam yanlış söylemişsin işte. Oha ya internette doğru yazmış yanlış söylemiş. Evet abi çünkü abi ya Kazuya Mishimi'yi nereden hatırlıyorsun sen? Tekken'den. Çekik gözlü abim.
dedeyle kapışıyordu falan. Nereden aklına geldi yani? Mr. Blake'in... Tekken'den oğlum çok oynadım. Ben de oynamıştım zamanında. Street Fighter oynamadım ki neredeyse yani. Street Fighter'ı oynadım. En sonuncusunu oynadım ve bu adamın yaşlı hali var. Bu eli kolu uzayan dayı bu. Evet bu. Melike 10. ayımız da kutlu olsun. Böyle bir ses çıkar. Dans ya yenmemiz lazım Arif hadi. Böyle saçın uzun lan adam. Biz çok kötüyüz. Ya Koray. Biz gerideyiz. Biz hiç yardımcı olmuyorsun. Dans puanı çıkar aramızda yani. Bir bomba kullansın. Hayır ben ne? Bak dedim sana biliyorsun. Ben ne dedim ama kimsenin bilemediği bir şey bilme hakkı hep var. Bilmiyorum. Vay canına. Bunu kullandık. Kullandık. Sadece balsın diye girince şöyle balsın doğru gibi geliyor. Önce bal pazar dedi. Bal pazar. Görmüyor burada konuşuyorum. Bal pazar. Bal pazar değil. Duyunun şeyini yaparız. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Dans. O zaman Ceyda'dan beklemediğimiz performansı. Abi ama ben size diyorum. Taraf final bakalım gidelim. Final etabına geçiyorum. Geçtim. Abi ben etap değişiyoruz. Evet. Bu etabı yapabilecek miyiz? Şimdiki bu nasıl etap oluyor? Bunu yine öncekiyle aynı durum. Tamam. Bu sefer resim bu piksel, şey mi? Piksel mi? Aynen. Piksel şey. Ne yapacağız o zaman? Yine durdurup biliyorum diyeceksiniz. Tamam. Cevap verir yanlış yapsa ama diğer tarafa açılana kadar bekleyebileceğiz yani. Şöyle diğer taraf videoyu devam ettirecek ama videoda cevap söylenirse diğer tarafın da cevabı tutar. Tamam. Dördüncü etapta yüksek çözünürlük etabımız. Burada bazı... Arif hadi oğlum Arif. Tak lemur. Yavaş yavaş açılacak. Jokerlerinizi unutmayın. Basan ilk tahmin hakkına şey, sahip. Arif bombamızı. Sizin oyunu. Jackpot'umuz da var değil mi? Evet. Yalnız şunu söyleyeyim. Telefonu artık kullanacak da yapacak bir şey yok. Ararsız olan piksel anlatırsın. Arayıp anlatmaya çalışıyorsun. Allah Allah. Bizim jackpot'umuz var mı? Var var. Jackpot da var. Bombalı jackpot da var. İkisini de bu el kullanacağız Arif. Diğer taraf full resmi görmeye gidebilir yani. Oo. Aklınızda olsun. Basma hiç basma. Bırak onlar basın. İlk görselimiz gelsin. Evet. Yapma çok kahverengi be. Bir, çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Bakmıyorum şu an abi. Niye? Ya, biz bakıyoruz ya, oğlum. Bak siz de bakmayın. Bu şey mi? Fallout 3. Yanlış. Aç. Prince of Persia. Lan dur. Tamam şimdi bekle Ceyda. Arif bekle. Ya böyle şey olur. Oyun içinden bir görsen direkt kapağı mı abi? Kapağı da olabilir. Las Vegas Fallout lan bu hakikaten ama 2 mi? Acaba? Buldum. New Vegas. Evet. Dur lan dur. Bombayı kullanıyoruz. Fallout New Vegas. Doğru. Ya 3 işte lan. 3 değil geçmiyor kardeşim. 3 değil. Ya 3 değil canım. Kafa atacağım şuraya. Kafa değil bomba atacaksın. I'm a Nico Alien. I'm an Englishman in New York. Kaç çaktık bunlara puan? Şu an onu kontrol ediyorum. Evet bakayım. 5 kere 3 15. 15. Yani 110'a 118 oldu şu an. Lan niye 5 puanlık bir soru bu? 10 puanlık bir soru bu. Yalan söyleme. 5 puan baktık şimdi puanı. Baştan kontrol ettim. Tamam. Ya bu düzelmiyor. Şey bu. Senin düzelmiyor diyor. Fallout New Vegas. Evet. Doğru. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben açılsa da bilmiyordum bu arada. Ben full ekran olmasını istiyorum. Küçük ekran da olmuyor. Arif yapacak bir şey yok. Göreceksin. Geliyor ikinci oyun geliyor. Şeylerden biri. Senin şeyler. Doğru bu arada. Evet sen oynadığını gördüğüm için söyledim. Ceyda o Fallout. World War Z mi? Yanlış. Arka açılacak. Bir dur ya. Biliyorum. Dur lan dur bunu açılsın bırak. Öyle. Tamam. Bırak, Hades. Doğru. Aferin lan Arif. Hades'in oyunu be ya. Evet ya. Yürüme oğlum. Şey de kullanırdık lan jackpot'u da emin değilsin. Ama emin değildim halde. Tamam tamam. Satmak istemem. Tamam. O zaman niye bastın? Enayi açılana kadar vaktimiz var orada bizim ya da diğerleri söyleyene kadar. O söyleseydiler tam şu an. O da doğru. İrem Yılmaz 6. ayında. Ehe. Hoş geldin İrem. Geçen sene ödüller de aldı. Hades. Doğru. Çok üzüldüm. Fırat abi hırs yaptı. Bakar mısın yüzüne bir? Bayağı hırs yaptı. Kazanmanın mutluluğu. Çok böyle Allah. Bilebileceğim sorularda ondan üçüncü özür dilerim. Sorumuz. Alacağız alacağız hadi. İşte öyle oluyor Berk. Buldum. Söyle. Araba var bir tane de. Atacağım. Evet. 5. Forza Horizon. Doğru. Kaç ama Let's kaç go. Kanka kaç ama. Ne doğru diyorsun ya? Kaç? 4 dedi. 4 dedi. Orada söyletmiyor. Beni ilgilenme... Nasıl söyletmiyorum ya? Tamam. Orada söyletmiyor. O zaman bir şey olmaz. Bu 5 bu arada. Bu 5 dedi. Yenisi de duruyor. Need for Speed. Hangisi? Bilecek ki. Çok var Ceyda. Şu an çok anlaşılmıyor. Burada söyletmiyorsa yapacak bir şey yok. Ama normalde haksızlık. Sanki çok eskiymiş gibi görünüyor ya böyle piksel olunca anladın mı? Ya bas aklına ilk gelen soru abi yok o değil. O her türlü bilecek. O değil o değil. Araba da Senna bu arada. Forza Horizon. Evet. Bu 4 mu lan bu acaba? Dört olabilir. Bu araç sanki 4'te vardı. 5 yok muydu lan? En son çıkan 5'ti değil mi? En son evet, çıkan 5. Ama bu 4 mü yani gibi sanki? Bana da öyle geldi. Çünkü araba evet. Bana da 4 gibi geldi. 4 gibi geldi bana. Evet evet. Biz hatırlıyorsan beraber oynamıştık yan yana fotoğraf çıkartıyor musun onu? Yapma çok pembe. Bu ne be? Bu ne be?
Zor da olabilir. Biliyorum sanki ama ya, biliyorum dedi. Biliyorum dedi. Sanki dedim. Sanki dedim. Sanki dedi. Aslan boyu. Arif çıkar mı? İsmini bilmiyorum abi. Tahmin ederim. Evet, Arif ben de bu arada tahmin edeceğim. Çünkü Fırat abi doğrusu olabilir. Bu izometrik oyun. Ateş etmeli. Anladın mı? Ya roguelike bir oyun var. Aramızda konuşabilir miyiz Hakem Bey? Evet. Tamam. Isaac diye bir oyun vardı roguelike. Ona benziyor. Ben de böyle Hotline Miami falan tadında bir şey vardı ya ben de ona benzettim. Son 5, 4, 3. Arif sana bırakıyorum. Sen daha emin hangisin? Söyle. Isaac. Isaac dedik. Roguelike Isaac. Oyunu biliyorum ama yanlış. Sözde mi? Evet. Hotline Miami. Doğru. 105'i yüksek oldu puanlar. Arif! Koyduğu kalpe. Koyduğu kalpe. Hotline Miami. Doğru mu abi? Şaka yaptım. Şaşırttım karıcığım. Allah Allah. Harika. Vallahi bu etap çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Fırat Bey'den bir skor öğrenebilir miyiz? Ne? Skor öğrenebilir miyiz acaba? Şu an Alp ile Arif 108, Berkay ile Oğuz 105. Of çok iyi. Lan bir dakika bizi kazanıyoruz o zaman. Evet, evet şu an. Bir dakika tamam. Daha şeyimiz var, jackpot'umuz var. Abi, çok ya, üzgünüm. Canım hepsine çok sıkılıyor. Hepsine evet diyor, biliyor. Ben bilmiyorum diyor. Gözü bozuk olabilir mi? Sen bir gözlüğünü mü versen güzel? Ay çok şişmeli ha. Şey. Bak bu son ikisi. Red Bull gör bizi. Al bizi. Geliyor. Ne lan? Çok zor şu an bilmesi ama birazdan. Bu ne? Şu an ben de yani biliyorum. Ben bilmeme rağmen. Evet Berkay. Kapet. Doğru. Ben çok belliydi bu arada. Evet, Kapet şimdi evet. Bende de oturdu. Çok belliydi ya. O adını unutmuştum. Şu an 2 puan fark var. Yani Berkaylar önde. Nasıl lan? Elinde hayvan. Ne bu? Evet, biliyorsun onu. 2 tane fincan birbirlerine yaparmak. Doğru! Nasıl bir dakika ya? Sen, oğlum. Berk sen oyunları biliyor musun? Berkay son soru Freyart. Son soru falan galiba evet. İki fincan diyor. İki tane fincan birbirlerine atıyor. Bilen kazanıyor şu an. Doğru. Hadi lan oradan saçmalıyorsun. Ya çok mor ya. Biliyorum. Söyle. Donkey Kong. Şeyli. Cünlü kullanıyoruz. Şeyli kullanıyoruz. Jackpot'lu. Donkey Kong. Cevap verdi. Hakemim. Cevap verdi bile geçti ama. Ne fark eder yine kazandı. Doğru cevap. Fark doğru cevap. Of. Let's go. 105'e 100. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Ben durduracaktım. Arif biliyorum dedi. Şeyden anladım çünkü o pembe onlar şeyleri var. Merdiven. Evet. Donkey Kong hiç oynamadı herhalde ya. Ben de bilmiyorum. Varil fırlatıyor en üstten şey. Goril. Ben diyecektim neyse, şimdi, Arif dedi. He koyduk ne şimdi oldu? Şimdi şöyle diyelim. He? Alp kazanmak için Sadlı abi evine yolladı. Git daha kaldı. Ona rağmen puanla kazandı. Yaz bunu Sadlı abi de belki bilirdi ha. Donkey Kong yani onun dönemin oyunu bilirdi. Abi. Ama bilemeye ama de bilirdi. Ama Sadlı abinin gözleri görünmüyor. Doğru! Evet. Oh, doğru merdivenler falan. Harbi de titrediniz mi? Onu şey duymamazlar verdik. Ben yeni yaşlarında olduğuna emin misin? Levinore 31. ayında hoş geldin. Nice 41'lere. Uşak çatışması. Valla ama helal olsun. Benim telefon şokerim kaldı. Onu kullanabiliyor muyum ya? Tebrikler! Başka soru var mı? Yok. Ara beni ara balım. Ara beni. Ben Harbi arayacağım. Ara beni ara beni. Ara beni yala beni. O kadar ya. 600 kilometre ödeme köyden geldik. Kazanmamız lazım. Valla bu şerefsizler göremez möremez dedi senin adına. Şu ana kadar yarışmada gördüm. En sonunda en güzel joker kullanımı oldu. Ne tesadüf ya. Yarışma bekleyince sağlam abi mi geldi? Saniye telefonum çalıyor. Alo. 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 Merhabayın. Merhabayın. Başka soru var mı? Size özel var. Evet. Telefonda bir soru alsak. Doğum gününü sor. Bir saniye mikrofon kapatıyorum. Ben de kapatayım mı? Hayır sonra nasıl duyacağız salak. Lan sorum geliyor. Yarışma kaça kaç puanla bitmiştir? Yüze... Bizim kim onların kimi? Lan salak kaça kaç diyor. İkisi de mi? İki fark var. İki fark var. Eğlensin. İki fark kaç? Bilirsiniz beraber sayacağım. Bilirsek beraber sayacakmış. 101... Bizim kim o Goz dediğin? 103 olan biziz. Yok 101 olan biziz. 103 olan onlar. Hayır 101 değil lan. Yüze 103 biri. Bizimki. Yani %103 bizimki. Değil mi? Öyle oğlum. Şefim. 2 puan ama. 2 puan olması şefim, lazım. Yani şefim ne ya? 103. 3 puanla kaybettik hocam. 3 mü hocam. 2 mi? 3 ya ben eminim. 3 puan. Kararınızı alayım. Son kararım. %100 işte daha bir daha artık. %103. Berkay Loz 100. Alp Salab 103 mü? Şey Arif. Evet. Doğru cevap. Ya hadi git oradan ya. Hayır abi hiç geldim. Ben bunu kabul etmiyorum.
umurumda değil. Oydu, şu anda yalan söylüyor Kore zaten. Niye alıyor? Hayır hayır. Hakemim imzaladı. Hayır abi. Hakemimiz sayesinde kazandık. Mesajlar. Alttan WhatsApp'tan yazmış Berkay 103'de evet. Enter. Demek ki tam 150 saat düşündü. Joker oturuyor yani. Lemur'la Berk. Mazlum'un tarafında sarılalım yani. Size de teselli ödüllerimiz var. Şimdi ne gibi? Red Bull. Bize var mı? Biz de bize galip ödüllerimiz var. Bize hiç ödül yok ama mesela. İnsanlar öyle sınıflandırmasın kafasında. Şimdi yılbaşı bize niye ödül yok? Için tabii bazı konseptler. Ödül var. Kim de geldi? Ne? Kaybeden iyiler geliyor. Neymiş? Lemur'a bir reputatüsü yapar. Birazdan geliyor. Fırat Bey şöyle. Özellikle sallamayı çok seviyorum. İkisi benim. İkisi tane. Çikolata mı? Yani yoksa evde mi açayım? Birazdan geliyor. Aç. Açabiliriz. Açma. Lemur'u bana senin abi. Teşekkür ediyorum. Ay. Aa! Bakayım. Oğlum. Benim o. Hayır dur bir dakika. Harry Potter şey ismi o. Ha şey sandım bir anda heyecanlandım. Hani evde geziyorsun ya. Bunlar... Mevlüt 7. ayında hoş geldin. Şey figür. O kadar prodüksiyon bütçemiz şu an. Tamam olsun tamam senin odana koyarız bunları. Çok güzel. Oo, çok güzel bir oyun abi. Onu da evet, onu biliyorum değil mi? Bak. Bayağı güzel. Çok güzel. Ne seveceğimi Funko. Biliyorum. Aa, kız sen de olmayalım lan bugün. Nerede yoktu? Ay çok güzel. Aa, harika. Bu arada kim hazırladıysa diğerini tanıyor. Oha! Çok güzel. Oha! O ne? Ayak? Şey ayak diyorum. Ne? Araba. Herkese salçayım. Çok güzel bir oyun. Koltuk desteği mi? Değil mi o? Bir şey söyleyeceğim. Buna kim torpil geçti şu an? Evet bu çok güzel. Ya bu arada ben sıradaki hediye aldım, konuğumu bundan sadece aldım. Sadece ben biliyorum galiba bunu. Vallahi bunu vermeyeceğim. Gerçekten var bir tane daha. Oğlum bir de sonra mı yayınlanacak? Bana küçük yavrum, ben benim gibi adamım. Ulan yılbaşı çantaları mı? Tam okul çocuğu. Aaa Red Bull Racing bebeğim. Çok güzel. Bunlar satılmıyor mu? Abi işte bu F1 merchlerini yani şimdi bilim inacına 11. ay. Demişlerdi bana geçen geldiğimde. Çok özel bir şey aldım. Artık seni almamız lazım buraya. Benim hediye almadım düşünüyorsunuz arkadaşlar. Hediye aldım merak almadım. Evet. Enis abi bir tane de harç kocaman var. Senin hediyen mi? Ama kim hazırladıysa gerçekten. Max Verstappen. Teşekkür ediyorum. Siz hediyenize bakarken bize veda edelim. Teşekkürler kendinize. O zaman Watson gelsin. Ne zaman? Ödül geliyor. Sağ ol abinin seveceği ödül. Ne geldi? Hoş geldin Watson. Watson mıydı ödül? Oley be. Chat'e linkleri attım o zaman ben. Siz de bir beğenin. Siz de bir yorum yapın. Siz de bir ne bileyim abonman olun. Bir yapalım, buluşalım, kavuşalım ya buralarda. Gamze. Among Us'ta bu keser ya. 10. ayımız kutlu olsun. Ha biz bugün Among Us mu oynayacağız? Ya bana Among Us hiç bana bıçak vermedi ya geçen sefer. Nasıl yok, yani bıçak derken? Bıçak mı?